Eşhedü en la ilahe illallah. Yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanlar Allah'ın varlığına ve birliğine, onun yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve mübarek peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş, aynı değerlere gönül vermiş insanlardır. Bütün Müslümanların ortak amacı Allah'ın rızasına, rahmetine ve cennetine kavuşmak, onun sevgi ve yakınlığını, dostluğunu kazanmaktır. Durum böyleyken inançları, değerleri, gayeleri, dolayısıyla da kalpleri bir olan Müslümanların fiziksel anlamda da birlik ve beraberlik içinde olmalarından, bunu gönülden arzu etmelerinden daha doğal bir şey olamaz. Nitekim Allah Kur'an'da Müslümanların kardeş olduklarını ve bir araya gelip dağılmamalarını şöyle buyurmaktadır. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz, O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Kardeşlik bağı, Allah'ın Müslümanlara lütfettiği çok büyük bir nimettir. Müslümanların tarih boyunca yaşadıkları olaylara baktığımızda da zorluk ve sıkıntıların ancak birlik ve beraberlik gücüyle aşıldığını görürüz. Başta Allah'ın tüm insanlara örnek kıldığı Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler olmak üzere Müslümanlar bu ahlakı en güzel şekilde yaşamışlardır. Kardeşlik ruhuna dayanan birlik ve beraberlikleri sonucunda büyük bir kuvvet elde etmiş, Allah'ın rahmetiyle inkar edenlere ve müşriklere karşı büyük zaferler kazanmışlardır. Gösterdikleri üstün dayanışma ve fedakarlık örnekleriyle İslamiyet'in ve Kur'an ahlakının tüm dünyaya yayılmasına vesile olmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde müminler arasındaki dayanışmanın nasıl olması gerektiğini şöyle açıklamıştır. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman, Müslümana zulmetmez ve tehlikeli bir durumda onu yardımsız bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslümandan bir sıkıntı ve gamı giderir, onu sevindirirse, Allah da buna mukabil o kimseden kıyamet gününün sıkıntılarından bir gam ve tasayı giderip onu sevinçli kılar. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Dolayısıyla tüm Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini rehber edinerek birlik, dayanışma ve kaynaşma ruhunu ön plana çıkarmalı, birbirlerinin din kardeşleri oldukları gerçeğini asla unutmamalıdırlar.